Vay be. Burası çok havalıymış Burcu. Ama yani çok benlik bir yer değil burası ya. Böyle baksana etrafa hep cik cik sipler. Başka bir yere mi gitsek? Şöyle sazlı sözlü, masası mezesi olan ha? Ama müzik çok güzel ya. Ben çok eğleniyorum. İyi değil mi? O zaman ilk içecekler benden. Ne içiyorsun? Sen ne alırsan içerim ben. Bak, 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 bak. Hareketlere bak ya. Dokunmatik, dokunmatik yine. Saka, sen nasıl bu kadar omurgasız bir adam çıktın? Ben sana nasıl bu kadar kapıldım Allah'ım? Valla barmene ver bir şeyler dedim, bunları verdi. İçelim. Ya sen bırak onu. Gel biz dans edelim. Burcu, ben hiç beceremem. Becerirsin. Burcu. Serkan. Ay. İnanmıyorum, tesadüfe bak ya Hande. Ne haber? Ya biz de işte şey, Rafet'le dışarı çıkalım dedik. Böyle biraz eğlenelim, dans edelim diye. Ondan sonra Rafet de burayı çok seviyormuş. Beni buraya getirdi. Değil mi Rafet abi, Rafet? İyi eğlenceler o zaman. Sağ ol. Serkan burada diye geldik değil mi? Özür dilerim. Rafet abi. Üzdün mü seni? Üzdüm. Yani ben Serkan'dan vazgeçemiyorum. Sürekli peşinden koşuyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Bilmiyorum ama bu yaptığım şeyin çok kötü bir şey olduğunu biliyorum. Ama işte... Aynı bir zamanlar benim yaptığım gibi. Çok utanıyorum şu an. Of. Ya ben gerçekten salağım. Ben salak kızın tekiyim. Yok. İşte insan böyle köşeye sıkışınca ne yapacağını bilmeyince saçma salak hareketler yapıyor. Benim gibi zırvalıyor böyle işte. Yanımda duracak da kimsem yok benim. Güvenebileceğim kimse yok. O yüzden sana... Hadi gel gidelim buradan. Sen de beni affedebileceksen affedeceksin işte, hadi. Gitmeyelim, gel gel. Gel kalalım. Nasıl? Öyle işte. Ben sana karşılığı olur diye gönül düşürmedim Burcu. O benim kendi tasarrufumdu. Bana abi demene rağmen üstelik. Rafet abi. Bir dinle. Sen bana abi diyorsun ya. Var abi demeye devam et. Ama Allah var, ben de kendimi hala çocuk zannediyorum. Seni hiçbir zaman üzmek istemedim. İnan bana. Anladın ama değil mi? Ta en başta. Hani Serkan'dan önce. Hatta o lavuk nişanlından da önce. Anladım. Kızlar anlar bu arada, haberin olsun. Ama ben laftan anlamamışım. Bana sürekli abi demene rağmen üstelik. Asıl sen beni affet. Ben seni çok seviyorum, biliyor musun? Sen beni sevmeye devam et. Ama gel gitmeyelim. Bu akşam buraya ne yapmaya geldiysek onu yapmaya devam edelim ha?
Teşekkür ederim. Affedersin Rafet. Biraz konuşabilir miyiz Burcu? Ne yapıyorsun? İşte çıkacağız birazdan. Gerçekten ne yapıyorsun? Ne yapıyorum, öyle mi? Evet. Hande ile oyun gibi başlayan ve yavaş yavaş gerçeğe dönüşen yakınlaşmanıza yakından şahitlik ediyorum. Kendime eziyet ediyorum. Hatta Rafet abi de bunun içine sürükleyecek kadar böyle zavallı, çaresiz durumdayım. Defalarca konuştuk bunu. Sakat, sen hiçbir şey görmüyorsun. Sen resmen kör olmuşsun. Gerçekten saçma sapan hareketler yapıyorsun ya. Yani her şeyi bilmesen kıskanıyor diyeceğim. Her şeyi bilmeyen sensin. Ben anlattım her şeyi Hande'ye. Biliyor. Neyi? 10 yıl önce kendi kendine ne yaşadığını. Yapmadın bunu. Yaptım bunu. Seneler önce ona nasıl aşık olduğunu, içinden bir türlü söküp atamadığını anlattım. Daha kötüsü ne biliyor musun? Bunu sana karşı kullanmıyor. Bilmiyorum, herhalde etkilendi anlattıklarımdan. Belki de hoşlanıyor senden. O yüzden Rafet abimle ben daha fazla rezil olmadan gidelim buradan. Serkan Bey. Hande. Günaydın. Günaydın. Burcu'yu arayacaksan yok. Bugün gelmeyecekmiş. Tamam. Dün gece nasıl geçti sence? Bilmem, güzeldi. Yani Burcu'nun orada olmasını kastediyorsan o konuyu pas geçmek istiyorum. Abes ve çok gereksiz bir durumdu. Yani tesadüf değildi herhalde orada olması. Tesadüftü desem inandırıcı olur mu? Olmaz. Niye oradaydı peki? Senin peşinde miydi? Olabilir. Aramızda bir şeyler olmasından korkuyor olabilir mi? Ya gerildim ben biraz. Affedersin. Neden korksun ki? Benden hoşlandığını düşünüyordur belki. Daha fazla bir şey yokmuş gibi davranmanın esprisi yok. Burcu seninle konuştuğunu söyledi bana. Hı. Onun sana anlattığı her şey 10 sene önceydi. Tamam, bir dönem böyle ortalıkta acaba diye dolaşmış olabilirim. Ama bu tamamen kendi kendime oluşturduğum bir paradoks. Seninle hiçbir alakası yok. O yüzden Burcu'nun bunları sana anlatması da çok gereksiz olmuş. Test etmek için önünü açmak istemiş olabilir. Hala bir şeyler var mı diye. Kadınlar yapar bunu. Utanıyorum şu anda biraz. Hande, biz gençtik. Tamam, benim de toparlamam biraz zaman almış olabilir.
ve hayatımı dağıtmış olmam. Bu arada Burcu bunları sana anlattı değil mi? Yani ben de çok öyle gereksiz bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu kadarını söylememişti. Yapma ya. Eğer özür dilemem gerekiyorsa dileyebilirim. Bu çok saçma sapan bir şey. Özür dilenmesi gerekiyor, evet. Tamam, dilerim. Ama bence benim özür dilemem gerekiyor. Onca zaman senin farkına varamayacak kadar aptal olduğum için. Ne demek şimdi bu?